Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Nebi Rahmetullahi Aleyh vakar ve ağır başlılık diye bir başlık koymuş. Vakar ağır başlılık da denebilir. Ama İslam ümmetinin şahsiyetini yansıtan, insan tipini yansıtan bir kavram olarak vakarlı olmak demek, insanın diğer insanlar arasında seviyesini koruması demek. Bu seviye yani vakarlı olma pek çok konuda Müslümana gerekli. Mesela bir evde baba, çocuklarına merhametli, müşfik, cömert, bütün bunlara dikkat eder ama babalık ağırlığını korur. Aynı şekilde anne. Mesela dede bir evde veya bir ailede diyelim, aynı evde olması şart değil. Herhalde merhametin babadan da üstünde bir noktada duruyor. Ama dedeliğin beyaz sakalın getirdiği bir ağırlık var. Onu sulandırmaz. Mesela misafirliğe gidilen bir yerde, misafirlikte insanlar muhabbet ederler, gülerler, şakalaşırlar. Bunlar hepsi ashab-ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği sünnet olan işlerdir. Bunlar yapılır. Ama sululuk yapmaz Müslüman. Mesela misafirlikte, Çocuklarla şakalaşılır, çikolatalar verilir. Yeri gelir yaşlı amca küçük çocukla güreşir, oyun oynar, evin içinde devecilik oynar. Yani at gibi biner sırtına dedenin. Bunlar olur. Ama vakar dediğimiz yani sulanmama, heybetini kaybetmeme, şahsiyetini yıpratmama düzeyi hep korunur. Bu biraz zor tabi. Hem şakalaşacaksın hem de seviyeni koruyacaksın. Mümin insan farkı. Bu nasıl oluyor? Haram şaka yapmıyorsun bir defa. Yalan konuşmuyorsun. Tebessüm ediyorsun, gülüyorsun, kahkaha atmıyorsun. El kol hareketi yapmıyorsun. Onur rencide etmiyorsun. Mesela 3 saat oturduk misafirlikte. Bunun 2 saat 59 dakikası laubalilikle geçmiyor. Vakarı öldürür bu. 10 dakika 15 dakika memleket meselesi konuşulur. Arada bir çay muhabbeti olur. Hafif gevşeme olur. Yani böyle mahkeme duvarı gibi dedikleri tarzda asık surat oturmak da İslamca değil. Müslümanca değil. Muhabbet olur. Ama mesela Mukaddesattan bir şey konuşulduğunda laubalilik yapılmaz. Ümmetimizin büyükleri konuşulduğunda laubalilik yapılmaz. Milli bir mesele konuşulduğunda laçkalaşılmaz. Bu dengeler korunduğu zaman hem şakalaşan hem ciddi olan Müslüman tipi ortaya çıkar. Biz buna vakar diyoruz. <laughs> Müslüman vakarını korumak zorundadır. Daha sonraki hadislerde göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaza giden Müslüman mesela ezan okunmuştu evinden çıktığında farza yetişebilmek için koşuyor. Mesela yüz adımlık yere gidecek camiye işte birinci rekata yetişeyim diye böyle e, arkadan bir köpek kovalayınca koşan bir insan gibi koşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor. Neden yasaklıyor? vakarınız bozulmasın diyor. 70 yaşında bir dede soluk soluğa camiye yetişmeye çalışıyor. Yani bir yerden mi kaçıyor denir gibi oluyor. Bu vakarı, o dedenin vakarını kaybediyor. Mesela öğretmen vakarını korumalı. Ağır başlılığını korumalı ama öğrencisine zulmetmemeli. Zulüm başka şey, kibir başka şey, dengeli Saygınlık başka bir şey. Vakar, dengeli saygınlıktır. Mesela kadınların arasında kendi muhabbetleri yürümeli bir erkek, mükellef yani adam olmuş bir erkek, kadınların arasındaki şakalar düzeyine inmemeli. Aynı şekilde bir kadın, erkekler düzeyindeki bir konuya girmemeli. Çünkü kadınlık erkeklik karışımı, bir vakar kaybıdır. Şahsiyet rencide sidir neticede. Ne bir özet olarak toplayacak olursak Riyazu Salihin'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünneti diye bize öğretilen noktalardan birisi ağır başlılıktır. Vakarlı Müslüman olmaktır. Ama bu kibir değil. Zulüm Değil. Belli çizgiler var. Bu çizgileri koruyabildiğimiz zaman bu vakar olur. Ağır başlılık olur. Öbür türlü ağır adam olursun, hep ezersin. Ezince de merhametsiz olursun. Mesela ağabey, diyelim 25 yaşında bir ağabey ve 13 yaşında bir kardeş mesela. 5 yaşında bir kardeş. E, bu yaş farkı görülmeli 25 yaşındaki ağabeyde aileye itaat, evin işini yürütme, söz dinlemede o fark belli olmalı, vakarlı olmalı. Ama bu abeyim diye yani her şeyde küçük olanı ezmeye döndü mü zulüm olur. Kahır olur. Vakar başka, kahretmek. Kahır yapmak başka. Sünnet olan işlerimizden birisi de vakarlı müslüman olmaktır. Mesela çok e, cazip bir örnek. Aslında haram bir şey olmadığı halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde sokak ortasında e, yani bir İslam kültürü olarak diyelim bunu daha derli toplu ifade olsun sokak ortasında yemek yemek, yemek uygun bulunmaz. Neden? Sokak ortasında yemek yiyen, çekirdek yiyen birisinin yaptığı sululuktur. Saygısızlıktır. İştahı çekene veya çekmeyene o görüntüyü vermek yani Müslüman için çok makbul bir davranış değildir. Vakarı zedeleyen şeyler. Kılık kıyafette de aynısı geçerli. Yırtık gezmek suç değil, günah değil, ayıp değil. Eski giymek ayıp değil. Ama imkanı olduğu halde insanın kılık kıyafetinde dikkatsiz olması Sakıncalı. Evet, mesele bu. Şimdi burada Furkan Suresinin 63. ayetini getirmiş Nebevi. Rahmetullahi aleyh. Burada <laughs> e, Allah-u Teala'nın e, bu ayeti de Müslümanlara ağır başladığı vakarı nasıl emrettiğini örnek olarak bize gösteriyor. Hafız Saal okuyalım. Allah'ın has kulları o kimselerdir ki Yeryüzünde sükunetle yürürler ve cahiller kendilerine laf attığı zaman selametle deyip geçerler. Yani has kullar ne demek? allah Teala'nın razı olduğu değerli kullar demek. Bunlar elbette namaz kılarlar, oruç tutarlar ama bir de bunların dışarıdan seyredilirkenki görüntüleri var. Bunlar bu görüntüleri mesela yolda yürürken izliyoruz şimdi bu ayetin Furkan suresinin 63. ayetinin gösterdiği. Yolda yürürken izliyoruz bu Allah'ın has kullarını, özel kullarını. Yolda yürürken bakıyoruz ki sükunetle yürüyor. Oraya buraya tekme atmıyor, bağırmıyor, çağırmıyor. Sokağı kirletmiyor. Bir beyefendi yürüyüşü diyoruz. Bu arada öyle olmayan birileri onlara sataştığı zaman o hayrola filan böyle sataştığı zaman sadece selametle selametle yani güle 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 deyip hakaret de olmayan ama ona takılmadan yürümeyi gösteren bir parola öğretiyor Allah Teala. Hadi güle güle selametle hadi biz Türkçedeki selametle git dediğimiz ifade bu selametle selametle deyip gönderiyoruz. Bu işte ağır başlı. Allah Teala kullarından bunu istiyor. Böyle is böyle olmamızı istiyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdi 704. hadis-i şerif'e geldik. Onu okuyalım. <laughs> Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in küçük dili görünecek şekilde kahkahayla güldüğünü hiç görmedim. O sadece tebessüm ederdi. İstersen Hafız Salih bir daha oku Ayşe anamız nasıl tarif ediyor. Kaç sene Ayşe annemiz o evde kaldı? 10 yani seneye yakın. 10 e, sene kalmadı yani. 9 seneye. 8'den biraz fazla. 10 sene kalmadı yani. Hicretten sonra çünkü. Yani 10 sene ama daha önce tanıyor muydu tabii, Efendimiz'i? Biliyordu Ebu Bekir radıyallahu anh. E, tabii. E, çünkü yatsı namazından sonra o yani geç saatte Ebu Bekir'in evine gelip radıyallahu anh orada epey oturup ümmet meselelerini konuşuyorlar. Daha görüyordu onlar orada. Ama bir aile hayatı rahatlığı içerisinde ortalama 8,5 sene, 9 sene gördü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Şimdi onu nasıl özetliyor? Yani dişlerinin görüldüğü, ağzını açıp küçük dilinin görüleceği kadar gülüp gülmediği ortamı tarif ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küçük dili görünecek şekilde kahkahayla güldüğünü hiç görmedim. O sadece tebessüm ederdi. Şimdi bu hadisleri Bukhari'de var, Müslim'de var, Ebu Davud'da var. Şimdi Ayşe anamız bir defa gördüğü bir şeyi anlatıyor. Ee, i̇nsanın küçük dili ne zaman görünür? Az önce? Böyle ağzını tamamen açarsan arkası görünür. Bu da kahkaha ile gülmek diyoruz biz buna. Dinimizde gülmek haram değil. Allah hep ağlayın buyurmuyor. Gülmek var. Ama gülmeyi aşırı yapmak yok. Yani gülerken şahsiyetin yıpranacak, yani dişlerini söktürmek deniyor ya Türkçe'de, bütün 32 dişi görüldü deniyor. 32 dişi görüldü ne demek? Yani mecazen ne demek isteniyor? Yani foyası ortaya çıktı. Gücü görüldü manasında. Ee, Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak, onun gibi yaşamak zorunda. Peki bunu nasıl yapacak Müslüman? İşte böyle yapacak. Mesela gülecek Müslüman, tebessüm edecek, şakalaşacak. Ama bu onu yıpratmayan bir tebessüm olacak. Yıpratmayan bir şaka olacak. Kahkahayla gülmek, belki haram da değil. Yani o açıdan fıkıh hükmü açısından baktığımızda haram değil. Ama Kur'an konuşan, bugünkü ifadelerle ağır milli meseleler konuşan bir insan 10 dakika sonra da yıpranırcasına kahkaha ile gülüp eğlendiği zaman o konuştuğu şeylere de zarar verir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti dengeli olmaktır. Gülmek yasak değil, hep gülmek de akıllılık değil. Allahu Teala hep ağlayın buyurmuyor bize. Kur'an-ı Kerim'de "Felyadhahu qalilan ve lyabku kesira." Yani suç işleyenlere bile Allahu Teala bu ayette hep ağlayın. Hep ağlayın. Hiç gülmeyin buyuruyor mu? Hayır. Yani gülmeyi azaltın ağlamayı çoğaltın. Yani bir denge onlar ki iman ehli değiller onlar. Yani onlar suçlu kadrolar. Allahu Teala bize de müessir etsin dengeli yaşamak. Yani mutluluğunda şahsiyetini yıpratmamak, üzüntüde de şahsiyeti yıpratmamak, ortada kalabilmek çok büyük bir nimet. Bu nimeti tavsiye eden bir başlık olmuş oldu bu. هنا نبوي رحمة الله عليه صلى الله عليه وسلم فقط أخذ حديثاً شريفاً الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين